Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben bu videoyu İzzet Güllü hocama destek olmak için hazırladım. Siz arkadaşlara da destek olmak için hazırladım. İnşallah faydalı olur. Arkadaşlar ben sürecimden bahsedeyim. Ben işte COVID-19 hastalığını geçirdim. İşte o hastalıktan sonra benim vücudumda bir takım rahatsızlıklardan bir türlü kurtulamadım. İşte baş dönmesidir, göğüs ağrısı, kalp ağrısı, böbrek ağrısı, her gün hastaneye gidiyordum bu sebepten dolayı. Her gün bir yerlerimde ağrı vardı böyle. Öyle hissediyordum. Sonra işte Allah'a şükür temiz çıkıyordu kontrollerde. Sonra bir gün işte hızlı bir kalp çarpıntısı ve baş dönmesi ile yaşadım. Tekrar acile gittik. İşte hiçbir şey mi olmadığını söylediler. İşte her şey kontrol edildi. İşte kalptir. Bütün her şeyi kontrol ettiler ve hiçbir şeyimin olmadığını söylediler. Eve geldik. İşte hala devam ediyordu ama bu çarpıntı, kalp çarpıntısı ve baş dönmelerim devam ediyordu. İşte ekstra olarak da bir hüzün, işte üzüntü yaşıyordum. Böyle bir karamsarlık vardı içimde. Sonra bu belirtilerin anlamını veremedim. İşte internetten dedim belirtilerimi yazıp araştırdım. İnternette işte bana kadar gibi bir şeyler yazıyordu. Ben de psikiyatriye gitmem gerekiyor galiba dedim. Ama ilaç kullanmak istemediğim için de psikiyatriye gittim ama gitmeye karar verdim ama ilaç kullanmak istemiyordum. Ertesi gün işte psikiyatriye gittik. Psikiyatrist de içeri girer girmez işte neyin var diye sordu. Ben de işte anlattım durumlarımı, yaşadığım durumları. İşte iki tane işte ilaç yazdı. İşte bunları kullan rahatlarsın falan dedi. Ben de alışkanlık yapar mı dedim. Yapmaz dedi. İşte çıktım ama tam da güvenmedim. Çünkü etrafımdan o ilaçların bir işe yaramadığını ve alışkanlık yaptığını söylüyorlardı. O yüzden ben bu ilaçları kullanmak istemiyordum. İşte eve geldik. Ben internetten psikologlar dinlemeye başladım ama hiçbiri de böyle beni tatmin şey etmiyordu yani böyle inandırıcı gelmiyordu söyledikleri. Sonra onları baktım olacak gibi değil. Bir tane ilaca o gün bir tane başladım yani. Sonra ilaç 3-4 gün kullandım. Hiçbir fayda yok. Daha kötü yaptı beni. Ondan sonra yani çok böyle tuhaf hisler yaşadım. Çok ağladım. Neden böyle oldu? İlaçta fayda etmiyor gibisine ağladım. Çok üzüldüm böyle. Ondan sonra ne yapacağımı şaşırmış haldeydim. Sonra yer gök dua dedim. İnternetten dua bu durum hakkında dualar sitelerine girip araştırmaya başladım. Dua sitelerinde de yorumlara bakıyordum işte. Yorumlarda alt alta 4-5 tane İzzet Güllü'yü dinleyin, İzzet Güllü'yü dinleyin diye yorumlar gördüm. Dedim İzzet Güllü acaba işte şey zannettim önce dua sitesi olduğu için hani bir iyi bir hoca mı acaba hani dua hocası mı falan diye girip yani baktım, İzzet Güllü yazdım YouTube'dan. Baktım psikolog çok yani zaten dinler dinlemez şey oldu bende böyle bir çok cana yakın, ne bileyim çok güvenilir, işte çok doğru söylüyor her şey böyle çok cana yakın geldi. Yani çok mantıklı geldi konuşmaları. Çok beğendim. Sonra sürekli dinlemeye başladım ben İzzet Güllü Hoca'yı. İzzet Güllü Hoca'yı sürekli dinliyorum ama algılarım benim o sıralar çok kapalı olduğu için bayağı uzun sürdü benim algılarımın düzelmesi.
Ama pes etmedim, sürekli dinledim. Yani algılarım anmasa bile benim mantıklı geldiği için ben sürekli dinliyordum. Yani sürekli her gün, her gün dinliyordum, her gün dinliyordum. Çünkü İzzet Gül'ün bir videosunu dinlemiştim işte. Benim bu konuşmalarımı dinlemek bile bir şeydir, hani telkindir, bir terapidir sözünü duyduğum için algılarımı almasa bile dinlemeye çalıştım. Sürekli dinledim. Sonra bir gün işte bir videolarını dinlerken telkini ben yani yanlış telkin yapmadığımı fark ettim. İşte telkin işte onun anlamamışım nasıl yapıldığını. O yüzden işte ben de şey olmuş hani uzun sürmüş yani algılarımın açılması. Telkin değil de sadece dinliyordum ben İzzet Gül'ü. Aynı zamanda telkin de yapılması gerekiyormuş. Çünkü beynimizi duygularımızı nasıl yöneteceğimizi öğrenmemiz gerekiyor işte. Duygularımızı yani beynimizi alıştırmamız gerekiyor. Duygularımızı öğrenmemiz gerekiyor bizim. Bu da telkinle oluyor tabii ki. Ondan sonra bu da telkinli oluyor. Ondan sonra sürekli telkin yaptım. Sürekli bakıp usanmadan işte sürekli İzzet Güllü hocamızın takip ettiğim tüm dediklerini yapmaya çalıştım. Egzersizleri yapmaya çalıştım. Bütün dediklerini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Allah razı olsun İzzet Güllü hocamdan ve bana İzzet Güllü hocamı tavsiye eden o dua sitesindeki arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun. Arkadaşlar İzzet Güllü hocamı dinleyin, devam edin, pes etmeyin. Her dediğini yapın. Gerçekten şu an süreçteyim ben. İnşallah daha da iyi olacağım. Yani iyi duygularım daha iyi olacak inşallah. %60 civarında algılarımı değiştirdim inşallah. İnşallah arkadaşlar inşallah sizler de algılarınızı değiştirirsiniz. Hepimiz de inşallah duygularımızı iyi tanırız. İnşallah devam edelim. İzzet Güllü hocama her dediğini yapın arkadaşlar. Dinleyin her gün. Bıkmadan, usanmadan dinleyin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler.